Perde Arkası kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde The Big Lebowski filminin perde arkasını sizlerle paylaşacağız. Senaryonun ilk tasanda Dude'un gelir kaynağının ne olduğu da yer alıyordu. Dude aslında Rubik küpün mucidinin varislerinden biri. Bu onu aynı zamanda bir Macar yapıyor. Gelir kaynağının ne olduğunu senaryodan çıkarma fikri Coel Coen'e aitmiş. Walter karakterinin esin kaynağı, filmin yönetmenleri Coen biraderlerin de arkadaşı olan senarist ve yönetmen John Milius'tı. John Milius sağcı, militarist şeylere takıntılı ve silah tutkusuyla bilinen bir kişi. Aynı Walter gibi yani. Milius'un saçı, sakalı ve hatta güneş gözlüğü bile tam olarak Walter'da hayat bulmuş diyebiliriz. Dude karakterinin esin kaynağı da Seattle 7 adı verilen savaş karşıtı bir grubun üyesi olan Jeff Dowd. Jeff Dowd'a göre filmdeki hikaye tamamen kurgu ancak Lebowski'nin vücut dili Jeff Dowd'ınkiyle tamamen uyuşuyor. Kendisi her ne kadar filmin çekildiği zamanlarda Dude gibi tembel ve miskin bir insan olsa da hayatının geneli bu şekilde geçmemiş. Dude, Maud Lebowski ile yataktayken ona Speed of Sound turunda Metallica'ya roadie'lik yaptığını söylüyor ve gruptan bir avuç pislikti diye bahsediyor. Bu durum Metallica üyelerini sinirlendirmek bir yana memnun bile etmiş. Grubun gitaristi Kirk Hammett bir röportajda bu sahneyi konserlerinde nasıl kullanabilecekleri üzerine kafa yorduklarını söylemişti. Dude markette 69 centlik çeki yazarken televizyonda Bush'un "Bu saldırgan tutum devam edemez" şeklindeki açıklamasını dinliyordu. Başkan Bush, Irak ordusu Kuveyt'i işgal ettikten 3 gün sonra 5 Ağustos 1990'da Beyaz Saray bahçesinde bu röportajı vermişti. Fakat Dude'un vadesi 11 Eylül 1991 tarihli olan çeki, onun ne kadar beş parasız olduğunu ve 69 centlik bir çeki bir yıldan fazla uzun tarihli yazmak zorunda kaldığını gösteriyor. Bunny İngilizce'de tavşan demek. Bunny karakterinin kullandığı kırmızı arabanın plakasında da Lapin yazıyor. Bu da Fransızca'da tavşan demek. Dude'dan esinlenilerek ortaya çıkan bir dini hareket var bu arada. İnancın da adı Dudeism. Bu dinin kilisesi de var. Kilisenin adı da Modern Ahbap Kilisesi. Taoizmi modern bir versiyonu diyebiliriz kabaca. Dude'un duvarındaki resimde bowling oynarken görülen adam Başkan Richard Nixon'dır. Nixon hevesli bir bowling oyuncusuydu. Filmdeki fotoğraf ise Beyaz Saray'ın altındaki bowling salonunda çekilmiş ve Nixon'ın meşhur fotoğraflarından biridir. Filmin başında Dude'un evine girip parayı soran iki adam, ikinci defa eve girdiklerinde bu defa üstlerindeki kıyafetleri birbirleriyle değiştirdiklerini görüyoruz. Filmde Dude'un halısının üzerine işenmesinden tam 17 defa bahsediliyor. Halının odayı dolu göstermesindense 5 defa. Jeff Bridges, her sahneden önce filmin yönetmenleri Coen biraderlere gidip Dude öncesinde bir tane yakmış mıydı diye soruyordu. Eğer evet derlerse sanki ot içmiş gibi gözlerini kızartana kadar elleriyle ovuyordu. Dude'un kıyafetlerinin çoğu Jeff Bridges'in kendi gardırobundan. Hatta o şeffaf sandaletler de bunlara dahil. Dude tam 147 defa adamım diyor ki bu da neredeyse 1,5 dakikada bire tekabül ediyor. Ayrıca filmde tam 160 defa ahbap kelimesini duyuyoruz. Sürekli revize edilen senaryolara yabancı olmayan Jeff Bridges, role seçildikten sonra John Goodman'ı arayıp revize senaryoyu ne zaman gönderirler diye sormuş. Ancak Coen biraderlerle daha önce 3 filmde çalışan Goodman, bunun bir Coen filmi olduğunu ve revize edilmediğini söylemiş. Jackie Treehorn'un evinde bayıldıktan sonraki sahnede hayal dünyasında Maud'a topu atmakta yardım etmesi dışında Dude filmde bowling oynamıyor. Jesus rolüyle izlediğimiz John Turturro filmde daha büyük bir rolü olacağını umuyormuş. Senaryoyu okuduğunda rolün çok küçük olduğunu anlamış. Ancak filmin yönetmenleri Coen biraderler onun karakterle ilgili fikirler üretmesine izin vermişler. Bowling topunu parlatma fikri ve lobutları devirdikten sonra geriye doğru dans etme fikri Turturro'dan çıkmış. Filmde geçen ahbap aldırmaz repliğinin orijinali The Dude Ibaist'ti. Ahbap aldırmaz derken de ahbap uyar gibi bir anlam verilmek istenmiş.
ibadet kelimesi uymak gibi bir anlama gelirken aynı zamanda baki kalmak gibi bir anlamda taşır. Bu anlamda da bu repliğin İncil referansı olduğu söylenebilir. İncil'de geçen bir ayette der ki, bir nesil göçer ve bir başka nesil gelir. Ancak dünya ebediyen kalır. Dude da dünya gibi film boyunca pek çok şey yaşar, türlü türlü durumların içine düşer ancak nihayetinde hala aynı kalmıştır. Jesus yani John Turturro, cinsel taciz suçundan dolayı yeni taşındığı yerde kapı kapı gezip kendini mahalleye tanıttığı sahnede giydiği dar pantolondan belli olan bir kabarıklık görüyoruz. Bunun için Turturro'nun pantolonun içine bir paket kuş yemi koyulmuş. Maud karakteri, çıplak bir şekilde salıncakta sallanarak resimler çizen sanatçı Carol Shinneman ve bir de Yoko Ono'dan esinlenilerek yaratılmış. Coen biraderler senaryoyu yazarken tam olarak Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi ve Sam Elliott'ı düşünüyordu. 15 milyon dolar bütçeyle çekilen Big Lebowski, 46.7 milyon dolar hasılat elde etti. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook, Twitter ve Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.